Evet sevgili seyirciler, sizler için bugün Ankara'nın Gölbaşı ilçesinin Hacılar Köyü'ne geldik. Hacılar Köyü'nde kurbanlık seçiyoruz beraberce. Burada geldik, kurbanlıkların seçiminde neler dikkat etmemiz gerekiyor? Önce birazcık onlardan bahsetmek istiyorum. Sevgili kardeşlerim, muhakkak kurbanlıkların bilhassa koyunların sırt kısmından bakılır. Yalnız yün kabası dediğimiz fazla yünlü olup da böyle yaptığınızda sırtına, et kısmına iyi bakacaksınız. Kemiklerin gelmemesi lazım. Hayvana en iyi o şekilde bakılır. Şu sırt kısmına bakacaksınız. Güzelce kemik gelmiyor, biraz et geliyorsa iyidir. Kuyruk kısmını muhakkak kontrol edeceksiniz kardeşlerim. Kuyruk kısmına bakacaksınız. Bazıları çok büyük kuyruklu olurlar. O çok fazla kuyruklu olanlar kuyruğa vermiştir kendini. Etleri çok fazla lezzetli olmayabilir. Onu kendi seçiminizdir. Kuyruğuna ona göre dikkat edeceksiniz. Kurbanlıklarda çeşit türlü kurbanlıklar vardır. Bir kıvırcık koyunlar vardır. Kıvırcık koyunlar etleri lezzetli olur. Fakat kuyrukları küçük olur onların. Daha çok Trakya bölgesinde daha hakimdir onlar. Anadolu'da ise sakız ve karaman koyunları fazladır. Karaman koyunlarının ve sakız koyunlarının kuyrukları büyüktür. Şimdi bir de dağlıç denilen koyun grubu vardır. Onun da kuyrukları da bayağı büyüktür. Bizim koyunlarımız şu anda seçtiğimiz koyunlar ise burası bir besi çiftliği. Bu besi çiftliğinde hayvanları ırkını güzelleştirmişler. Yani merinosla et hayvanını birleştirmişler. Bakın bunun kuyruğu büyük. Bunun kuyruğu büyük. Kuyruktan bir çekebilirsek bunun kuyruğu büyük. Ama şu bu kurbanlık ise gördüğünüz gibi kuyruğu daha küçük ama et kısmı daha bol. Bunun yününden de çok faydalanabilir. Çünkü yünü de kıymetli bir yün. Merinos yünü dediğimiz çok önemli yün sanayinde, ticarette önemli bir özellik arz eder. Sevgili kardeşlerim, şimdi biz burada iki tanesini seçtik. Bakalım pazarlık yapalım kardeşlerimizle. Evet. Ne diyorsun? Merhaba kardeşim. Merhaba. Şimdi bunlar ne besisi? Neyle beslediniz? Bunlar arpa ve mısır artı kaba yem dediğimiz saman. Ot balyasında besledik biz hayvanları. Tamamen kendi. Tabii hayvanlarımız da besleniz. Kendi hayvanlarımız. Mısır var diyorsunuz. Mısır bu var. Bu mısırlarda da bir GDO meselesi var mesela. Sizin mısırlarda öyle bir şey yok, var mı? Yok yok yok. Bizim bölgemizin yani köylülerin yetiştirdiği mısırlar. Bravo. Köylülerin yetiştirdiği bakın mısırlar. Bakın kardeşlerim, bu çok önemli mesele. İthal mısırlarda GDO var. Bunu sakın unutmayınız. Türkiye'deki mısırlarımızda GDO yok. Rahat olunuz. İthal mısırlarda GDO var. Kardeşlerimiz de söylüyor. Diyor ki biz bu yörenin mısırını alıyoruz. O yüzden hiçbir sıkıntımız yok. Mısır açısından da bir sıkıntımız olmuyor. Yani yemleri tamamen doğal yemlerle beslenmiş. Evet. Hakikaten de görüntüsü olarak biz demin sizlere de gösterdik. Çok bir sürünün içinden iki tanesini seçtik. Bakalım pazarlığını yapacağız inşallah. Kurbanlıklarda biliyorsunuz koyunlar sadece bir kişi için olabilir. Ama inek grubu, dana grubunda, deve grubunda 7 kişiye kadar çıkabilir. Koyun ve keçi de sadece bir kişi olur. Bunlar birer kişilik ama iyi besili kurbanlıklar. Sevgili kardeşim, şimdi şuna bir söyle bakalım ne diyorsunuz? Ben şunu daha çok beğendim. İkisinin de bir fiyatını alayım. Bakalım hangisi bizim için uygun olur. Şimdi ben buna ne diyorsun? Buna ne istiyorsun? Bize bir söyle bakalım. Hocam büyük olana 850 liradan satıyoruz. Ufak olanı da 750 liradan satıyoruz. Buna 850 dedin. Evet, buna 850. Buna 750. Ona da 750 istiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Tut bakın şöyle güzelce bir. Bismillahirrahmanirrahim. Şuna 700 veriyorum. Şuna da 600. Ne diyor? Yok hocam, çok az. Çok az oldu, maliyeti değil. Hani sizin güzel hatırınıza 25'er lira kıralım. 825 bu olsun. 725 de bu olsun. Hani yani kendi beslediğimiz hani organik yemlerden, arpadan, mısırdan, kendi yetiştirdiğimiz yemlerden, samandan besledik hayvanları. Malum fiyatlar da, yem fiyatları, arpa fiyatları artı bu yıl saman fiyatları, taban fiyatı yüksek şeyde. Şimdi ben şunu beğendim. Tamam, şuna son olacağını bir söyle. Hemen peşin para vereceğiz, gideceğiz. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Söyle son şuna. Şuna bak, bunu konuşuyoruz. Bunu tamam. Bırak istersen. Tamam, onu bırakalım. Onu bırak. Bırakalım. Buna büyük iyice olur. Bir anlaşalım. Ben şunu gönlümden geldi iyice. Ne diyorsun de? 20 lira daha, 25 lira daha almayalım. 800 düz olsun. Son. Olmaz ya. Olur, ben olur, 700'e de. Yok, ya yok. Abi olur, bakıp olur. Gel bir yardımcı ol ya. Gel hele şöyle. Gel.
Şöyle bir gel. Pazar olsun. Gel şöyle gel. Gel. Şöyle gel. Şöyle gel. Aramıza gel bir gir gel. Siz ne, abi bak ben dedim ki şu mübareği ben seçtim. Evet. Kurbanlık diye bismillah dedik. Abime dedim ki buna 700 vereyim. O da diyor ki 800. 800 son. Yani, şimdi şöyle yani ben ikinizin arasını bulayım. Ne sizin dediğiniz olsun hocam ne de sizin arkadaş. Bunu 750 ile hayırlı olsun. Allah hadi bismillahirrahmanirrahim. Hadi. Sağ ol. Teşekkür ederim. Sevgili seyircilerimiz, koyun kurban edeceklerde dikkat edecekleri bir husus var. Koyunda bir yaşını almış olması lazım. Fakat şöyle bir özellik daha var. Eğer 6 aylık olup da bir yaşındakiler kadar irilikte olur ise o zaman onda kurban olabiliyor. Şimdi burada bir örnek gösterelim. Bakın ikisi de aynı zamanın kuzuları. Fakat gördüğünüz gibi bu küçük. Bu kurban olmaz. Ama bakın bu gördüğünüz iri bu kurban olabilir. Bunlar 7'şer aylık ikisi. Fakat bu küçük kurban olmaz. Katliyen olmaz. Dikkat edeceksiniz. Bu olabilir. Neden? Çünkü akranlarında aynı emsalde, aynı durumda. Buna çok dikkat etmeniz lazım. Koyun hayvanında bir yaşından küçüklerde eğer iri ise kurban olabilir. Ama gördüğünüz gibi bu küçükte kuzu şeklinde ise sakın kurban olmaz. Ona dikkat edeceksiniz. Biraz sonra size danada da nelere dikkat etmemiz onları da anlatacağım ama koyunda bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Kurbanlıkta dikkat edeceğiniz bir özellik daha var. Kurbanlık aldığınız hayvanın hasta olmaması ya da topal olmaması gerekiyor. Yani onda da şu şekilde keseceğiniz yere götürecek kadar mecali yoksa, keseceğiniz yere götürecek kadar topallıyorsa, çok topalsa o da kurban olmaz. Ona çok dikkat edeceğiz. Şimdi bakın burada bir koyunumuzun tırnağında kırılma meydana gelmiş. Bakın bu normal, bu tırnak kırılmış. Bu hayvan bırakalım şimdi bir yürüsün. Bakın gösterelim. Bakın aksıyor. Tek ayağın üstüne basamıyor. Bu da kurban olmaz. Çok dikkat edeceğiz. O zaman kurbanlıklar alırken dikkat edeceğimiz bir özellik de hayvanı muhakkak yürütüp bakmamız lazım. Ya da şöyle uzaktan hani halk deyimiyle alıcı gözüyle bir bakmanız lazım. Tabi hamileliklerde de dikkat edeceğiz. Koyunda erkeğe makbul. Erkek olanını seçeceğiz. Ama dişi koyun olur mu? Olur. Ama dişi koyunda da hamile olmamasına dikkat edeceğiz. Tabi hamile olduğunu nasıl anlayacağız? Karın bölgesinin çok şiş olduğunu görebiliriz. Bir de satıcıyla konuşuruz herhangi bir şey var mı diye. Eğer karın bölgesi çok şiş olursa tabii ki onu almayacağız. Ama koyunların hamilelikleri biliyorsunuz Mart ayına doğru daha çok olur hamilelikleri. Yani bu dönemde pek hamileliklerinden bir telaş olmaz ama yine de sahibiyle eğer dişi koyun alıyorsanız çok itina göstermeniz lazım. Sormanız lazım ki o vebali, o sıkıntıyı da üzerinizden atınız. Evet, genelde koyunlarda erkeğe makbuldür. Bunu özellikle belirtelim. Koyun etinin sağlıklı olabilmesi için, daha doğrusu besi hayvanlarının sağlıklı olabilmesi için doğal gıdalar yemesini söylüyoruz. Mesela burada gördüğünüz gibi arpa hayvanların en önemli yemlerinden biridir. Bu arpa gördüğünüz gibi bir de bunun kırılmış halinden de besicilikte kullanılır. Ama bu arpa direkt hayvanların en sevdiği ve besi açısından, etinin lezzeti açısından çok önemlidir. Bir de saman verilir. Besicilikte çok kullanılır samanda. Samanda buğdayın saplarından elde edilir. Burada gördüğümüz gibi samanlarda çok değerli. Hele bu sene saman çok daha değerlendi. Bayağı da fiyatları fazla oldu. Çünkü yağmurlar nedeniyle buğdaylar çok fazla uzamadı. Yani sap yapmadı. Sap yapması da çok önemli. Çünkü o zaman samanı bol oluyor. Tanesi güzeldi ama sapı açısından bu sene biraz sıkıntı oldu. Kısa boylu oldular. O nedenle fazla saman çıkmadı. O yüzden saman çok kıymetli. Gördüğünüz gibi hayvanlarda sağlıklı et açısından arpa besisi, mısır besisi ve gördüğünüz saman besisi çok önemli. Sevgili seyircilerimiz, büyükbaş hayvanda dikkat edeceğimiz en önemli husus 2 yaşını geçmiş olması lazım. Yani 2 yaşından gün almış olması lazım. Bunun içinde şu 2 tane kesici diş vardır bakın önde. Bunların patlamış olması lazım. Yani bunlar patlamamış olursa süt dişi dediğimiz yani küçük olursa o dişler olmaz. Bu gördüğünüzde dişleri patlamış gayet güzel kurban olabilir. Şimdi biraz sonra da size kurban
olamaz gibi olanını da göstereceğim. Bu dişine dikkat etmeniz lazım. Hayvanın hem iriliği önemli hem de dişlerinin atması önemlidir. Buna dikkat edeceksiniz. 2 yaşından gün alıp almadığını nasıl anlamanız için. Kurbanlıkta seçeceğiniz önemli husus nasıl bakacaksınız? Ona da aynı şekilde genel görüntüsüne muhakkak bakmanız lazım. Topal olmamasına, herhangi bir sakatlığı olmamasına dikkat etmek lazım. Kulaklarına bakacaksınız. Kulaklarında kopukluk, kulaklarında kesiklik olmayacak. Kulakları nasıl hesaplayacağız? 1/3'ünden daha fazla kesikse o kurban olmaz. Yani bu kurbanın eğer kulağı şuradan kesik olsaydı kurban olmazdı. Ona çok dikkat edeceğiz. Bir de hayvanı yürüteceğiz, bakacağız. Topal olmadığına dikkat edeceğiz. Topallığı da şöyle, kesim yerine kadar gidecek kadar topalsa o kadar problem değildir. Ama çok aksıyorsa o da kurban olmaz. Dikkat edeceğiz. Hayvanın besili olup olmadığına dikkat edeceksiniz. Nasıl bakacaksınız? Gördüğünüz gibi bu kurbanlığımız bayağı besili çok iyi. Danalarda ve büyükbaş alacağımızda şuradaki etine çok dikkat edilir. Şuradaki etinden. Koyunların sırtından bakılıyordu. Koyunların sırtından bakılır. Bunların da şuradaki etlerinden bakılır. Bakın şu bölgedeki etleri çok önemlidir. Burada eti varsa biliniz ki o hayvan çok iyi beslenmiştir. İyidir. Tabii genel görüntüsünden de çok anlayacaksınız. Ama karnı çok şiş olanları çok fazla düşünmeyiz. Yani çok fazla yedirip küspe ya da samanı çok yedirip de onu da kiloda fazla gelsin şeklinde bir şey olabilir. Ama siz genel görüntüsüne bakıp karnından ziyade bu bölgelerine bakacaksınız ve şu kenardaki şu et kısmını tutacaksınız. Eğer burada et iyi geliyorsa elinize, büyükbaş hayvanlarda bu tercih sebebidir. Buna dikkat edeceksiniz. Sevgili seyircilerimiz, büyükbaş hayvanlarda isterseniz kiloyla da alabiliyorsunuz ya da pazarlık usulü de yapabiliyorsunuz. Buradaki bizim hayvanımızı getirdik, güzel elektronik tartıda tarttık. 3.74-3.73 kilo kadar geliyor. Yaklaşık büyük başlarda 12 liradan canlı hesap ediyoruz. Yaklaşık 4.5 civarında geliyor. Sevgili kardeşim, bunu kaça düşünüyorsunuz, kaça veriyorsunuz? Normalde 12 liradan veriyoruz. Hani %2-%5 düşüm oluyor hayvan üzerindeki pisliğe göre veya derisindeki ağırlığa göre. Yani 3.400 liraya falan bu hayvanı biz sattık. Evet. Sağ olun. Gördüğünüz gibi tartı şeklinde de alabiliyorsunuz. Tartıyla da alabiliyorsunuz. Burada gördüğünüz tarttırdık. Bu şekilde de alabilirsiniz. Ya da görüntüsüyle pazarlık yaparak da alabilirsiniz. Evet sevgili seyircilerimiz, gördüğünüz gibi hayvanı yürütüp bakmamız lazım. Gördüğünüz gibi gayet güzel maşallah. Hiçbir şekilde sıkıntısı yok. Çok güzel yürüyor. O yüzden kurbanlık açısından hiçbir sıkıntısı yok. Yani demiştik ya, aksak olmaması lazım, topal olmaması lazım. Kesim yerine gidene kadar rahatlıkla gidebilmesi lazım demiştik. Gördüğünüz gibi demin yürüttük alacağımız büyükbaşımızı, bir sorun yok. Dişte dikkat edeceğiniz şey husus şu. Bakın bu hayvanda şu küçük dişleri görüyor musunuz? Öndeki dişler de eğer böyle küçükse, bakın böyle küçükse olmaz. Ona çok dikkat edeceğiz. Bakın bu küçük diş. Eğer buradaki dişler de bunun gibi küçükse olmaz. Bu iki büyük kazma tabir ettiğimiz dişleri olursa bunlar olur. Ona dikkat edeceksiniz. Bu öndeki büyük dişler olması lazım.